Merhabalar, yine ben. Beni Instagram'dan takip edeniniz varsa, dün tarhana çorbası içerken ayak bileğimi sakatladım. Nasıl olduğunu hiç sormayın, buna hiç girmiyorum. Sadece bugün biraz moralim bozuk ve böyle ayağımı uzatarak bir video çekiyorum. Ve şimdi gelelim konumuza. Daha önce de kedi sahiplenmeli misiniz? Kedi sahiplenmenin artıları nedir, eksileri nedir, sizi zorlayacak tarafları nedir şeklinde bir video çekmiştim. Ve bu videoda da çok realistik bir bakış açısıyla gözlemlerimi sizlerle paylaşmıştım. Eskiden bana kedi sahiplenelim mi, iki kedi alalım mı vesaire dediklerinde alın ya alın, ne var işte kedi bu, suyunu koy, yemeğini koy, bitti gitti falan diyordum ama sonra sahiplendirdiğimiz kediye bakamayan insanlarla karşılaşıp üzüldükçe artık daha detaylandırıp konuyu çok daha realist bir şekilde anlatmaya başladım. Öncelikle kısaca şundan bahsedeyim. Ayhan benim ilk kedim. Biz 2 yıl beraber yaşadıktan sonra ben Ayhan'ın evde sıkıldığına karar verdim. Çünkü ben işe gidiyorum, işten geliyorum, bütün gün beni bekliyor. Ben işten gelince kendini böyle yerlere atıyor. Yani beni böyle bir merdiven gibi kullanıp bacaklarımdan yukarı falan tırmanmaya çalışıyordu. O derece böyle bir özlüyordu. Onu öyle görünce biraz moralim bozuluyordu. İşte onu oynatmaya çalışıyorum, ben çok yorgunum. Bütün gece evde koşamam, hayvanın enerjisi var. Zaten apartman dairesinde yaşıyorum, bir bahçeye çıkmıyor. Dışarıda başka bir kedilerle bir etkileşimde değil vesaire. Hayvan çok enerjisini atamıyordu. Buna bir de benim hafta sonu tatillerimin eklendiği zamanlar da oldu. Mesela 2 gün bir yere gidiyorum, 3 gün bir yere gidiyorum. Aklım çok kalıyor. Benden başka hiç kimsesi yokmuş gibi hissediyorum. Hani biraz böyle benim bir sürü arkadaşım var, çevrem var, bir sürü insanla muhatapım ama o kendinden başka hiçbir kediyi tanımıyor. Yani mesela veterinere götürüyorum Ayhan'ı kafesin içinde. Diğer kedilere böyle uzaylı gibi bakıyor. Çünkü başka hiçbir kedinin varlığından haberdar değil gibi geliyordu. Biraz ben böyle üzülmeye başlamıştım. Sonra birkaç araştırma yaptım. Alsam mı, almasam mı diye kedi sahipleriyle vesaire konuştuktan sonra bir kedi sahiplenmeye karar verdim. Buna karar verdikten çok kısa bir süre sonra da, yani tamam ben bir kedi alıyorum dedikten 1-2 gün sonra da karşıma Leyla çıktı. Leyla'yı sahiplendim. Bu arada arkada şu anda çok fena koşuşturuyorlar. Ses geliyorsa o yüzdendir. Yapacak bir şey yok. Şimdi iki kedi sahiplendiğinizde kedinin masrafı neredeyse iki katına çıkıyor. Bunu söyleyebilirim. Neredeyse diyorum çünkü yani mama masrafı iki katına çıkıyor. Aşı masrafı, veteriner masrafı onlar iki katına çıkıyor. Kum masrafı tam iki katına çıkıyor mu? Yani çok söyleyemem kum masrafını. Yani hadi 1,5 katı olsun o da. Yaklaşık masrafları 2 kat artmış oluyor maalesef. Ama bunu bir şekilde dengeleyebilirsiniz. Yani mama masrafını nasıl yapabilirsiniz? Evde yaş mama yapabilirsiniz. Çok üst segment bir marka kullanıyorsanız kuru mamada onu bir tık düşürebilirsiniz. Gidin hayvanı çöp yedirin demiyorum. Ama onu bir şekilde dengelemek mümkün. Mesela kum masrafının altından ben şu şekilde kalkıyorum. Artık böyle işte pet shoplardan, marketlerden falan almak yerine internette arattığınız zaman illaki bir indirimlere denk geliyorsunuz. Zaten sürekli yok salı indirimi, yok cuma indirimi, abuk subuk bir sürü indirim günleri yapıyorlar ya. Onlarda da böyle bir evcil hayvan ürünlerine baktığınızda gerçekten hem mamada da hem kumda da güzel indirimler yakalayabiliyorsunuz. Yani ben indirimi gerçekten kedi beslemek için kullanıyorum. Aşı konusunda yapacak zaten bir şey yok. 3 ayda bir iç dış parazit aşılarını damla şeklinde alabilirsiniz. Çeşitli veterinerlerle bunu görüşebilirsiniz. Ya da sanırım iç parazit aşısı hap şeklinde oluyor. O hapı işte diyorlar ki bunu ikiye bölün. Birini bir kediye, birini bir kediye. Ya da 1/4'ünü zayıf olan kediye, geri kalanı şişmana verin diyordu benim veterinerim. O şekilde hap olarak mesela verince de bu harcama çok düşüyor aslında. Sadece Leyla hapı asla yemediği için, yani ne yaptıysam reddettiği için ben Elsa'dan damla olarak veriyorum. Ki bu damlaların da çeşitli markaları var. İşte ikisinin karışık olduğu, iç dış parazit aşısının karışık olduğu damlalar var. Ya da ayrı olarak var. Hani böyle bir fiyat muhakemesi yapıp size en uygunu bu şekilde tercih edebilirsiniz. Şöyle bir gelişme yaşadık mesela. Ben bunu veterinerle konuştum. İki kediyi aşı için götürmek çok zor oluyor. Yıllık aşılarında nasıl yapsak falan diye konuştum. Çünkü Ayhan çok şişman, Leyla çok manyak, kafese girmek istemiyor. Veteriner yakın olduğu için eve gelmeyi kabul etti. Hani size yakın bir veterinerle konuşup anlaşarak bu tarz hizmetlerden de yararlanabilirsiniz. 5 dakika falan sürdü bu sene ikisinin aşılanması. Onun dışında evde iki kedi beslemenin şöyle bir zorluğuyla karşılaştım. İçlerinden birinin hasta olduğu, işte çiş kaka durumunun kontrol edilmek zorunda olduğu zamanlar olunca iki kedi aynı yere yaptığı için
takip etmesi biraz zor oluyor. Yani mesela benim evimde iki tane kedi kumu var ama ikisi de genelde aynı yere yapmayı sevdiği için, hatta birbirinin çişinin kakasının üstünü falan örtüyorlar sen niye örtemedin diye, bazen çok saçma. Kim ne yaptı onu ayırt etmek zor oluyor. Ben uzun bir süre Ayhan'ın çişini kontrol etmek durumunda kaldığım bir dönemle karşılaşmıştım mesela. Onda bayağı bir zorlanmıştım. En çok salonda bulunuyorum diye kumu salona aldım. Kim giriyor, yapıyor mu, ediyor mu diye onları böyle bir gözlemlemeye başlamıştım. Ama bir süre sonra şöyle bir şey fark ettim. Benim kedilerimin biri şişman, biri zayıf olduğu için zaten zayıf olanın Ayhan kadar işemesi mümkün olmuyor yani. Leyla Ayhan'dan daha az bir miktar işiyor. Ayhan daha fazla işiyor. Onu da bir şekilde çözdüm yani. Mesela şu an Leyla ilginç bir şekilde egzama oldu ve 1,5 ay falan özel bir mama yemesi gerekiyor. Bu yüzden ben Allah'tan şu anda sürekli evde olduğum bir dönem geçiriyorum. İkisini ayırıp kapıları kapatıp mamalarını yedirtip kapıları açıp birkaç saat sonra tekrar ayırıp kapıları kapatıp falan öyle bir sistem geliştirdim. O şekilde besliyorum. Biraz onlar sıkıntı oluyor ama bu dediğim şeyler de çok böyle istisnai durumlar. Hayvanın başına bir şey gelecek, bir egzama olacak da yani biz kaç senedir aynı evin içinde yaşıyoruz. İlk defa böyle bir şey başımıza geldi. Mamaları ayrılacak. İşte çişlerini kontrol edeceğiz falan hani böyle. Bunlar çok istisnai durumlar. Ama yine de bunlar tecrübeyle sabit olduğu için ben de sizi bilgilendireyim dedim. Bazı insanlar bu kıl tüy durumlarına çok fazla takıyor. İşte kedi sahiplenmeli misiniz? Kedi sahiplenmenin avantajları, dezavantajları falan filan diye video çektiğimde de o tarz bir yorum aldım. Hani kıl tüy işinden hiç bahsetmemesin diye. Bahsetmememin sebebi ben bunu hiç önemsemiyorum. Neden derseniz benim saçlarım onların tüylerinden daha bile çok dökülüyordur belki. Yani o yüzden buna çok fazla takılmıyorum. Haftada bir süpürge yapıyorsun, bir şekilde gidiyor. Ya da işte böyle ürünler var, rulolar var. Fışt yaptığında hayvanın tüylerini koltuktan oradan buradan temizliyorsun zaten. Hiç kedi köpek bakmayan bir insan bunları böyle soyut olarak düşündüğünde ya şimdi kedi alsam tüy olacak temizleyeceğim falan, bunlar böyle zor gibi geliyor. Ama sen o kedinin yüzünü gördün, o senin artık evinde bir çocuğun oldu, onu çok sevdin vesaire, sen zaten o kılı tüyü artık hiç takmıyorsun. Bu birazcık şey gibi, insanlar çocuk doğuruyorlar, o çocuk hastalanıyor da, kusuyor da ama işte şey diye düşünmüyorlar, işte bu kustu da, hastalandı da ben bunu sokağa atayım falan, öyle şeyler düşünmüyorlar. Ya tamamen bence aynı mantık, sen artık o hayvanı o kadar çok seviyorsun ki hastalandı mı, kılı mı yere düştü, ne oldu, çok fazla kafana takmıyorsun çünkü o artık senin canının canı gibi bir şey oluyor. Gel gelelim iyi yanlarına. Şimdi şöyle düşünün. Her ne kadar siz kedinizin bütün ihtiyaçlarını karşılamak için kendinizi yırsanız da siz insansınız, insan. Ve onun kendi cinsinden birine aslında daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü beraber o kadar güzel enerji atıyorlar ki evin içinde koşturuyorlar, aralarında konuşuyorlar. Ben mesela kapımı kapatıp uyuyorum çünkü Leyla beni çok rahatsız ediyor, uyandırıyor. O yüzden kapımı kapatıp uyuyorum. O sırada kendi kendilerine oynuyorlar. Bunları da bazen kameradan görüyorum tabii, sesleri bana gelmiyor ama. Oynuyorlar, cozutuyorlar, aralarında konuşuyorlar, birbirlerine sarılıp uyuyorlar, birbirlerinin tüylerini yalıyorlar. İşte mesela kendi ensesini, kulağının içini falan çok fazla yalayamaz ya kedi. Ama birbirlerini böyle yalıyorlar, ediyorlar. Birbirlerine o kadar güzel can yoldaşı oluyorlar ki. Ben mesela işten eve gelince işte top atardım Ayhan'ın böyle enerjisi biraz tükensin diye. İşte oyuncaklarla oynatmaya çalışırdım, ip tutardım bilmem ne ama bir yerde ben de böyle çok yorgun olduğum için onunla böyle çok iyi vakit geçiremiyorum gibi geliyordu. Hani ben böyle ona sarılayım, onu böyle seveyim, mıncıklayayım. Ama işim böyle onu koşturup futbolcu gibi onu böyle oradan oraya antrenman yaptırma mesela, o bende çok fazla yok açıkçası. Ama iki kedi olunca o kadar komik ki işte biri koltuğun altına giriyor, biri koltuğun üstüne çıkıyor. Yakalambaç oynuyorlar, saklambaç oynuyorlar. Bir sürü saçma sapan oyun oynuyorlar. Hem sizi çok eğlendiriyorlar. Ya ben oturduğum yerde gülüyorum. Bir kedinin bile çok fazla pozitif enerji etkisi var. Yani evin içinde kötü bir muhabbet dönse bile o kedi size pozitiflik katıyor. Yani haberler kötü, dünya çok kötü, her gün çok kötü olaylar oluyor. Ama kedinin bundan haberi yok. Etrafta top peşinde koşuyor ve ortamın enerjisini o kadar nötrlüyor ve sonra o kadar pozitife çeviriyor ki ben buna kesinlikle inanıyorum. Hayatıma Ayhan girdiğinden itibaren hayatım zaten daha güzelleşmeye başladı. Leyla girdikten sonra bu güzellik ikiye katlandı. Kesinlikle buna inanıyorum. Belki manyak dersiniz ama çok da tığım. Bu arada şu anda bu videoyu çekiyorum ya. Görmüyorsunuz, iki taraftalar beni izliyorlar. Biri burada. Biri de şurada.
İki gün falan bir yere gittiğinizde de çok fazla aklınız kalmıyor. Mamaları suları oldukça zaten birlikte takılıyorlar. Birbirlerini yalıyorlar, uyuyorlar, ediyorlar, anlaşıyorlar, geçinip gidiyorlar yani. Tek kediyken de ben zaten her gün kum temizleyen bir insandım. İki kediyken o kumun pisliği bir tık fazla oluyor. Yani yine her gün temizliyorum. Ama bu kum temizliğini de gözünüzde abartmayın. 60 saniye falan alıyordur kum temizlemek. Özellikle bu delikleri büyük olan küreklerden alırsanız onlar bence kullanması bir tık daha kolay oluyor. 60 saniye sürüyordur ya, hiçbir şey değil. Ayrıyeten bence aile kurmak isteyen, çocuk yapmak isteyen insanlar için de çok önemli. Çocuk böyle sevgi yumağı, hayvanlarla iç içe olduğu bir ortamda doğuyor. Yani bir gün de benim çocuğum olursa Ayhan abisi olacak, Leyla ablası olacak falan. Bence bunlar güzel şeyler. Sonra mesela şöyle bir şey oluyor. İki kediniz olduğu için onu iki farklı insan gibi, farklı karakterde yapılar gibi düşünün. İkisinin farklı karakterini çözümlüyorsunuz. Mesela biri mama isterken size bir şey yapıyor, öbürü mama isterken başka bir şey yapıyor. İkisinin zevkleri farklı oluyor, espri anlayışları farklı oluyor, hayata bakış açıları farklı oluyor. Bunları gözlemlemek de bana inanılmaz bir haz veriyor. Sokaktan ekstra bir can kurtarmanın getirdiği o müthiş mutluluk duygusundan bahsetmek bile istemiyorum. Açıkçası siz yeter ki isteyin, siz yeter ki onlara sevginizi vermeye hazır olun. Haftada bir şöyle bir süpürge de tutarsınız. İndirim kovalayıp mamanın, kumunun bir tık daha uygununu da bulursunuz. Bunların hepsi yapılabilecek şeyler. Yeter ki evinize alıp ona sıcak bir yuva açıp sonra ay ben bakamıyorum, sahiplendireyim falan diye düşünüp sonra bir de gidip sokağa atmayın. Gerçekten böyle insanların varlığını gördükçe haykıra haykıra ağlamak istiyorum. Her neyse, diyeceklerim bu kadar. Konuyla ilgili konuşmak isterseniz Instagram'dan yazabilirsiniz. Daha sonra iki kedi sahiplenirken nelere dikkat edilmeli, onları nasıl birbirine kaynaştırabilirsiniz şeklinde de videolar çekmeyi planlıyorum. Kafamda böyle planlar da var. Konuyla ilgili de bana hem yorumlardan, hem Instagram'dan, hem Twitter'dan, her yerden yazabilirsiniz. Yorumlarınıza elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Elinizi korkak alıştırmayın, abone olun. Like'ı da basın eğer hoşunuza gittiyse video. Ben gittim. Bay bay. Şşt. Bıyıklı, sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Kardeşini seviyor musun? Ha, öyle yapmak istemedi ama ya. Yani öyle demek istemedi o. İyi bir kız, biliyorsun bunu. Biraz açtı, sinirliydi. O yüzden öyle demiştir.